Merhabalar arkadaşlar kısa kısa coğrafya videolarına devam ediyoruz bugün bölge konusuna değineceğiz yeryüzünün doğal veya beşeri unsurlar bakımından kendi içine benzerlik gösteren parçalarına biz bölge diyoruz yeryüzünde farklı ölçütler ve farklı amaçlara göre bölge türleri var bizim müfredatımız içerisinde özellikle TYT içerisinde kesinlikle bu konu arkadaşlar kullanılıyor İşlevsel ve şekilsel olarak ikiye ayrılıyor bölgeler bizde İşlevsel bölgeler genellikle yöneticilerin belirlediği sosyoekonomik durumlara göre, coğrafya özelliğe göre değişen arkadaşlar hizmetlerini daha iyi yapılması için oluşturulan bölgeler. Yani yönetimsel anlamda belirleniyor. Bunun altını çizelim. Şekilsel bölgeler ise doğal özelliklerine göre ve beşeri ve ekonomik özelliklerine göre ikiye ayrılıyor. Öncelikle biz işlevsel bölgeden başlayalım. Yönetim bölgeleri yerel ve merkezi olarak ikiye ayrılıyor. Belediye başkanları gibi muhtarlar gibi belde ya da büyükşehir belediye başkanları gibi. Merkezi yönetim ise doğrudan ülke yönetiminin elinde bulunduran hükümet tarafı hükümeti temsil eder, devleti temsil eder, vali ve kaymakam. Hizmet bölgeleri ise kamu kurum ve kuruluşların ya da özel kurumların kendi hizmetlerini halka daha iyi ulaştırması için küçük bölgeleri ayrılmasını kapsar. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü bazen yollarda görürsünüz 16. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ya da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği diye görürsünüz. İstatistik kurumları ise Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi adıyla oluşturulmuştur. Burada arkadaşlar illerin her biri düzey 3 olarak adlandırılmıştır. Coğrafi, ekonomik, sosyal, kültür açıdan birbirine benzeyen komşu iller ise Ekonomik etki alanları ve nüfus miktarları baz alınarak düzey 1 ve 2 olarak ayrılmıştır. Burada TÜİK verileri kullanır. bu arada. Bunu da hemen altını çizip yıldız atalım. Ee, burada değerli arkadaşlar oluşturulan düzey 1, düzey 2 ve e, düzey 3'ü görüyorsunuz. Burada düzey 1 12 adet, düzey 2 26, düzey 3 bütün illeri kapsadığı için 81. Burada bir yıldız atalım. Özellikle düzey 1'e dikkat edin. Hem düzey 1'in hem düzey 2'nin hem düzey 3'ün aynı isim olduğu tek yer İstanbul arkadaşlar bilginize. İstanbul burada 3 bölgeleri aynı adı kapsıyor. Onu hemen belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bugüne kadar bu kadar ayrıntılı soru gelmedi ama en azından görsel açıdan bunu zihinde tutmak iyi. Plan ve proje bölgeleri ise bölgeler arası kalkınma farklılıkların giderilmesi, dışarıya olan bölgeden dışarıya olan göçü ortadan kaldırmak, sosyal ve ekonomik kalkınmayı ülkenin bölgenin tamamına yaymak amacıyla yapılan proje plan bölgeleridir. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar bakınız bizlere GAP, DOKAP, DAP, ZBK yani Zonguldak, Bartın, Karabük, Konya Ovası projesi Bunların hepsi var. Bu arada e, Yeşildırmak Geliştirme Havzası Projesi ile Doğu Karadeniz Projesi arkadaşlar birleştirildi. Yani Amasya, Tokat, Samsun, Doğu Karadeniz e, projesi içerisinde alındı. Bunu da hemen e, altını çizmek isterim. Bunlar arkadaşlar plan proje e, bölgeleri. Bunun ayrıntısına yine dediğim gibi tyT coğrafya ders anlatım sayfasında bunun ayrıntısına giriyorum. Burada sadece kısa olarak bölge özelliklerine değiniyoruz arkadaşlar. Bölge nedir ona değiniyoruz. Bu arada doğal özelliklerine göre bölgelerin arkadaşlar e, değişmesi, sınırlarının değişmesi çok uzun sürer. Fiziki coğrafya koşullarına bağlı olduğu için yeryüzü iklim, bitki örtüsü, toprak, doğal afetler gibi beşeri ve ekonomik bölgelerin sınırları çok kısa sürede değişir. Sanayi, tar tarım, turizm, asker, kültür, e, karma bölgeler Karma bölgeler derken hemen İstanbul örnek alalım örneğin. Arkadaşlar İstanbul hem turizm bölgesidir hem sanayi bölgesidir hem ulaşım anlamında önemli bir bölgedir. Bunun altını çizelim. Bu arada bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. İrfanlandı eğitimi. Nüfusu yoğun olan bölgelerle ulaşımın geliştiği bölgeler. Akdeniz iklimiyle turizm bölgeleri, maden bölgesiyle sanayi bölgesi, iklim bölgeleriyle arkadaşlar bitki örtüsünün olduğu bölgeler, bitki bölgeleri bunların sınırları çakışabilir. Yani aynı sınırları kapsayabilirler. Aman buna dikkat edin. İrfanlan diye eğitimi. Değerli arkadaşlar kısa kısa coğrafya videolarıyla bölgeyi tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.